Sevgili Tamer Levent, Sevgili Nur Duran Duman. yemek pişirmek sanat mıdır? Oo, evet. Bir kere pişirme kavramı zaten ilk ateşin bulunuşuyla ortaya çıkıyor, değil mi? O zaman kadar insanlar çiğ çiğ ne bulurlarsa yiyorlar. Fakat bir gün orman yanıyor. Orman içinde maalesef o zaman orman içinde yaşayan canlılar da telef oluyor ve ama pişmiş oluyor. İnsanlar da hiçbir yiyecek içecek bulmakta zorlandıkları için o yangın sönme sırasında içeriye giriyorlar ve o yanmış hayvanlardan parçalar koparıp önce bir tadına bakıyorlar. Sonra hoşlarına gidiyor ve onu yiyorlar ve ondan sonra ateşin başına bekçi koyuyorlar ateş sönmesin. Şimdi ateşin bulunuşu bu. Ateşin bulunuşu hikayesi olarak ben bunu biliyorum. Başka hikayeler de olabilir. Yani uzun süre ateşin başına nöbetçi koyuyorlar ki ateş sönmesin diye. Sonra işte çakmak taşları birbirine vurarak işte oraya yanacak maddeleri, ağaç kabuklarını falan koyup onları yakmaya başlıyorlar. Şimdi ondan önce insan yemek pişirmek diye bir kavram yok hayatında, değil mi? Ne bulursa yiyor. Yani canlı kalmaya çalışıyor. O halde yemek pişirmek bir estetik değer. Yani insanın yaşantısında insan evrim geçirirken, uygarlaşmaya başlarken, yani mağaradan çıkıp eve taşınmayı akıl ederken, bataklıkları kurutabilmeye başlarken, işte taşlardan silah yapıp savunmalarını gerçekleştirirken, bir yandan da yemek pişirmeyi öğreniyor. Şimdi bu mesela o Paleolitik dönemlerle ilgili mesela bazı bulgular bazı müzelerde görülür. O dönemlerde kadınlar taştan kendilerine ya da ağaç sarmaşıklardan bilezik bile yapmaya başlıyor. Ya. Yani süslenmeyi de düşünüyorlar, biliyor musun? Çok enteresan. Yani bunlar beni gördüğüm zaman insanın evrimiyle, yaşamın estetikleşmesiyle ilgili beni çok duygulandırıyor. Gözlerim doluyor yani insanın bu talebi var. En ilkel insanın bile talebi var süslenmeye karşı. Sonra Evet. kapkacak çanakları falan buluyorlar, değil mi? Ya. O halde bunların hepsine ben sanat diyorum. Çünkü düşünüyor ve buluyor. Düşünüyor ve buluyor. Yaşıyor, deneyimliyor. Deneyimlerken. Şimdi biz mesela evde insanların küçük küçük icatları vardır, değil mi? Böyle durup dururken bir bakarsın tuhaf şeyler icat eder. İşte yemeğin kenarı tencere çok ısınmışsa efendim bir tutacak yoksa etrafta neyle ben mesela geçen gün bir baktım iki tane ahşap böyle şey var karıştırıcı gibi kaşık gibi bir şeyler var. Onlarla tutup aldım bir şey. Bu bile bir şey. Tuhaf bir şey yapıyorsunuz. Böyle Evet, yapıyoruz, göremediniz. Son yapıyoruz. bir... Evet. Ne yapıyor? Çözüm o anda düşünüyorsun diye bunu. Şimdi başta sadece karnını doyurmak ve ayakta kalmak için bir şeyler atıştıran insan ateşin bulunmasıyla yemek yani pişmiş etle tanışıyor. Pişirme hadisesini sonra öğrendikten sonra da bir sürü yemek icat ediyor, değil mi? Yemek kültürü diye bir kültür var diyor yani. Yani farklı ülkelere gittiğimiz zaman yine belki bizim yediğimiz yemeklere benzemeyen yemekler diyorlar ama İnsan bu yemeği de yiyebiliyorsa bunun da arkasında bir kültür var diye düşünüyorsun, değil mi? Evet. Bu ne, neden benimkinin aynısını pişirmiyor, böyle bir şey pişiriyor ve bu nasıl bir kültürden geliyor diye ben bunu düşünüyorum. Evet ve Bunu çok düşünmek de birçok bana sebebi var. evet, birçok sebebi var. O halde bunu düşündüğüm zaman o insanların yaşama biçimi, türleri, örf adetleri, gelenekleri, benimkiyle olan benzerlikleri, farklılıklarına rağmen buna paradigma diyorum hep. O paradigmadaki eksen, orta çizgideki benzerliğimiz gelir aklıma. Çünkü hepimiz aynı şekilde dünyaya geldik. Hepimizin bedenlerimiz ve organizmalarımız içsel olarak birbirine benziyor. Oradaki fark yetişmiş olduğumuz coğrafya ve iklim. Ama insan olarak müşterek yanlarımız çok fazla. O zaman biz o müşterek yanlarımızdan ötürü benzerliklerimizi bulup ya da o farklılıklardan haz almayı. Aa, bu ne kadar
kadar enteresan, ne kadar hoş falan diyebilmemiz lazım. Tabii en ya büyük hastalığı değil mi? Yani yeryüzünde bir tanecik evet. ömrümüz var da kısa bir süre. O kısa sürede deneyimleyemeyiz her şeyi. Bazı insanlar da bazı coğrafyalarda bazı şeyleri deneyimlesinler de biz de onlardan öğrenelim. Paslaşalım kültürü. Ben mesela işte çok dünyada çok ülkeye gittim biliyorsun. Yani çok garip ülkelere de gittim. Ama oralara gittiğim zaman hep onların yemeğini yemek istedim. Ve tabii. onu öğrenmek istedim. Çünkü o yani onlar hangi düşünceyle bu yemeği yaptılar? Zaman zaman tiyatro grubu, Türkiye'den tiyatro grubuyla gittiğimiz uluslararası turneler de oldu. Mesela grubumuzda bazı arkadaşlar diyelim Güney Kore'de yemek yiyemediler. Çünkü dediler ki işte bunların yemeğinde köpek varmış. Köpek olmayanı yesin. Köpeksiz de yemek vardır. Yani ben sonra onu sordum Güney Korelilere. Dedim ki siz et yerine yani köpek eti kullanıyor musunuz? Yani bunu sordum da Seul Ulusal Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmeniydi. İsmi de Bay Kim'di. Sonra Kültür Bakanı oldu. Kim dedi ki köpek dedi o kadar kıymetli bir şey değil ki o hastalara ilaç olarak ancak verir. Öyle gündelik yaşamdaki yemeklerin içine falan konmazdı. Mesela ben de Çin'de deneyimledim. Çin kültüründe, Çin mutfağında köpek ve kedi eti yok. Öyle biliniyor. Evet, yok. Ama yok. Evet. Ve yani iki kez bulundum, uzun süre bulundum. Birçok insanla evet. konuştum. Ne mutfaklarında gördüm, ne bilgide gördüm. Yani bazı bilgiler de yanlış da. Sonuçta ama olsa ne olacak? Biraz da dedikodu tarafı da var yani. Popülerize edilmiş. Ya ama, tabii kedi köpek gelmese güzel olur. Çok evcil hayvanlar olsa ne olacak diyerek kendimi düzeltmiş olayım. Ben de şunu demek istedim. Sizin arkadaşlarınız keşke o mutfaklara şans verselermiş. Şimdi kedi köpek yenmez meselesine bugün böyle bakıyoruz. Eskiden böyle bakmıyorlarmış değil mi insanlar? Ne bulurlarsa yiyorlarmış hatta yani. Şimdi Yakutistan'da at hala yeniyor yani Yakut Türklerinde. Öyle biliyorum ben. Çünkü üniversitede yurt arkadaşıma bir şey gelmişti. At konservesi gelmişti. Büyük at bizde de büyük adada kaybolan atlardan bir kısmı yani büyük adada. Bak o kadar enteresan bir şey. Ya girdim ama acıkla halimize girmiş olayım tamam mı? Hadi gelin bakalım bunu çözelim. Büyük adada atlar faytona koşuluyor ve işkence görüyorlar diye atların özgür bırakılmasına karar verdi değil mi? Ve büyük adaya bir takım böyle golf arabası var şeyler konuldu. Halbuki bu atlar özgür bıraktığın zaman nereye bırakacaksın? Yani ovaya, çayıra bırakıp beslenmeleri falan temin edecek. Eskiden uçakla bunlara böyle ot, mot, yem falan atılıyordu. Bu da yapılmayacağına göre esasında sen atları kullanım dışı kalmaya sevk etmiş oluyorsun. Yani bir tür yok. Hani bu da şeye de bırakılmamış. Ovalara ya da Kapadokya, güzel atlar ülkesi. Kapadokya'ya bırak orada koşsunlar. Öyle bir şey diyor. Bu atların çeşitli kısımları bir takım belediyelere dağıtılmış onların isteği üzerine. İsmini söylemeyeceğim artık. Bir belediye de bunlardan 90 tane civarında almış ve bu atlar kayıp. Çok acıklı ya. Şimdi onlar Büyükada'da kalsa mı daha iyi yoksa buraya ekmişsin. Ne periz ne lahana turşusu diye bir laf var değil mi? Tam o. İşte burada tam hani sanat burada evet. Sever. Sanat evet düşüncesi geliyor tam, burada sanat. Tam. Yani sanat çözüm evet. üretecek yollar edeceksin. Ve en doğru... İyi, doğru, güzel, etik, estetik, adalet. Şimdi adalet nerede burada? Yani atlara karşı bir adaletsizlik var. Şimdi demek ki biz doğayı da yapıyoruz. Yani eziyet çekmiş insanlar eziyet edebiyatı üzerinden yaşamı yorumladıkları zaman belki de doğal hayatın kendi içerisinde olması gereken aktivasyonları da reddetmiş duruma geliyorlar. Değil mi? İşte yine dar bakıştan oluyor. O genişletmek lazım. Yani sadece eziyetin... İnsan... Evet, insansız bir dünya düşünebiliyor musun? Mesela bir Hintli profesör bu dünyaya en çok zarar veren şey insandır demiş. Vakti zamanında. Onun da ismini söylemeyeceğim. İnsan demiş. İnsan olmasaydı bu dünya ve doğa çok daha kendiyle barışık olurdu. Peki insan yani kendi kendine mi üredi de geldi girdi bu doğanın içine? Başka bir yerden mi geldi bu insan? Yani, İnsan da doğanın evet, içinde değil mi? Yani doğanın içindeki bir şey o da. Evet. Evet.
Memeli hayvan diyoruz demek ya hatta. İnsan, evet, insan esasında doğanın yansıması. Yani bu düşünme gücüyle ilgili ve antropoloji kitaplarında hep şu denir. İnsanın en başlangıçtan itibaren ve bugün en sonuçta bu mucizevi buluşların hepsinin kökü doğadadır. Değil mi? En başlangıçtaki buluşla bugün en sonuncu buluşumuz arasında da benzerlik vardır. Çünkü hepsi o süreç içerisinde bulunmuştur. Değil mi? Yani düşün, mağaradan çıkıp eve taşınmayı insanın düşünmesi uzaya gitmek gibi bir şey ya. Değil mi? Yani ilk insana, ilk mağarada yaşayan insana birileri gelip bir dil bulup bunu dese ki kardeşim sen bir gün mağarayı terk edeceksin ve kendine ev yapacaksın ve onun içine gelin. O derdi ki herhalde bu değil. Tabii yani ama daha bir alet bile bulamamış. Bir alet bulununca da mesela taşı ya da bir şeyi kırmak için kullandığı anda teknoloji mesela o bir teknoloji onun için. Ama onu kırdığı zaman düşünmeye başlıyor. Aha, evet. Bu kırılabiliyormuş. O zaman daha da kırabilir. Deneyim yapıyor. Yani John Dewey bunu anlatıyor kitabında. Sanat bir deneyim olarak sanat. Sanat deneyimleyip sonucunda da ürün çıkarır. Bilimde de deneyim vardır. Nereden geliyor? Sanattan geliyor. Tabii yaratıcı düşünce olmazsa bilimsel bir şey yapamazsın. Her zaman söyleyince yani bilim sanatın çocuğudur diyorum ya. Evet. Çünkü sanat akılla beraber hareket edilmiş. Akılla beraber sanat yaratıcılığı geliştiren ve düşünceyi ve deneyimi sağlayabilir. Onun sonucunu sen tespit ettiğinde ve aktardığında o bilim olmaya başlıyor. Dolayısıyla hayatın yani Brecht'in lafını her yerde söylüyorum. Koskoca Brecht bu kadar dünya tiyatrosuna yön vermiş. Bugün Meissner metodunun belki de bütün kuramlarının yazmış bir adamdır Brecht bence. Onu modernize edilmiş ve bugüne uygulanmış haliyle bakıldığında bu muhteşem tiyatro adamının bir de yazmış olduğu tiyatro oyunları meydanda yaşamın o 20. yüzyıla kattığı estetik değerler meydanda Brecht'in. Ama sanat kavramını çok iyi algılamış bir kişi olarak Brecht'in yaşamların en yücesi yaşama sanatıdır demesi, bu kapasitede bir adamın bu lafı söylemiş olması demek ki yaşamda ne üretiyorsak, ne yapıyorsak hepsinin içerisinde sanatı aramamız gerektiğini söylüyor. Evet. Evet. Neye evet? Sanata evet. Evet. Sanata evet. Yani sanata tam evet. Evet. Şimdi bazı mesela arkadaşlar bizim oyuncular oyunculuğu oyuncuyum değil de ne iş yapıyorsun diye sorduğunda sanatçı ya. Şimdi burada sanat kültürünün bir yaşama biçimi olması yani yaşamların en yücesi yaşama sanatıdır olması konusunda bir eksiklik olduğu için onlar sanatçıyım diyerek kendilerini bu kavramla biraz yüceltmiş oluyorlar. Yani oyuncuyum demiyorlar esas meslekleri. Sanat diye bir meslek olmadı her zaman söylüyor. Şimdi onlardan bazıları zaman zaman bana şunu sorarlar diye şey artık sormuyorlar ama. Şimdi hocam biz zaten sanatçıyız. O halde şimdi bizim sanata evet dememiz biraz ayıp olmaz mı? Ben de onlara derdim ki ya kardeşim sen kendin için sanata evet demiyorsun. Sen sanata evet. Çünkü yaşamak için sanata evet. Toplumsal kültür olması için bu bakış açısının toplumsal kültür olması için sanata evet. Onun için aklımıza ne gelirse onun sanatla bağlantısını konuşabiliriz. Zaten konuşmalıyız. Zaten de konuşmalıyız. Evet. Ne diyoruz? Sanata evet. Sanata evet. Evet.